Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın günlerimiz, ayım olsun, sağlıklı, huzurlu, bereketli. Bugün son günümüz. Bir sahile inelim dedik biz. Artık ayrılıyoruz buradan. İnşallah ne zaman geleceğiz. Bir daha biraz sonra gelir miyiz kız? Kısmet. Evet, aynen kısmet. Bir sahile bir kere daha gidelim bakalım. Antalya bizsiz olmuyor ya. Kalamıyoruz. Antalya bizi özlüyor. Nazar boncuğu ağacı. Sen demişler bu nazar boncukları da bulmuşlar. Asmışlar ya. Şeydeki Kapadokya'daki gene ağaç, nazar boncuktan ağaç gözükmüyor. İşte bunlar da hiç uşanmamışlar. Bu içeride bir yerdeydi, hatırlıyor musun? İçeride miydi burada mı? Yok yok, burada değildi. Şöyle iç tarafta bir yerdeydi bu. Lastikleri de boyamışlar, aynen. Hele diyorum ya, Kapadokya'daki var ya, hiç ağacın dalları gözükmüyor. Ama öyle doğru. Güzel duruyor ki. Tabii bu da öyle sık sık olsa, bu da güzel. Aynen. Bir i̇şte. Kahve içmeye yer bulamadık. Kahveni kendin getireceğim. Ama ilk geldiğimizde burada vardı. Daha soğuktu o zaman, içtiydik. Ne bileyim. Daha soğuk değildi. Demek ki daha şeyleri bile kaldırmamışlar o zaman. Oturma şeylerine. Ablam onlar içinden. rüzgardandır ya. Daha soğuktu. Olur mu? Kışın geldik biz. Hay Fayza. Şeysiz çıktık ya, gezdik ya. Yine böyle mevsim bir şey var üstünde benim. Ne oldu? Ay Fayza. Ay korkarım işte. Neyse, sahipleri var, bereket orada. Sen de benim aklımı aldın. Ne yapayım, korkuyorum. Bak sana yeniyim de faaliyete geçiyorum. Aynen. Tıkkarım eksikli. Evet. Ay. Buran pansiyon. Bunun bahçesi de güzel. Yollar senin değil, araba geçiyor. Vallahi çekil. Bile ortadan gidiyor. Ortadan gidiyor. Ortadan gidiyor. O da pek yapıştırmış kenara. Langır lingir kamping. En çok iş yapan yerler burası işte, tam denizde. Aynen. Çok şey de değil ya. Fazla uzakta değil be gülüm, bizim kaldığımız yerde 5 dakikalık. Yani 2 dakikalık. Şu yazıya bayıldım. En iyi otelde 7 yıldız görebilirsiniz. Burada milyonlardı. Ne kadar güzel. Aynen. Milyonlar, 7 yıldızlı otele gidersin, sadece 7 yıldız. Aynen. Temiz. Aynen, orası da güzel. Ali Kaptan. Ha, tekne turları buradan. İnşallah yaza şey yapacağız. Buradan geçemeyiz kızım. Jenderme yok. Bugün sokağa çıkma yasağı yok ya. Jenderme. Dezenfekte noktası. Burası da kime aitse şuraya ait herhalde. Ne güzel yapmış bak. Buraya masaları atar. Filize de bayram ya, doğru. Aa, bayrama buraya gelelim. İlk günü gelemeyiz de. İlk günü geliriz. Niye gelemiyor? Soğuk bunlar. Yat turları. Şimdi teknoloji ilerledi, telefon var. Yok yavrucuğum, öyle de olmuyor. O da can kurtaranın yeri herhalde. Değil mi? Duruyor mu acaba can kurtaran bir de? Bir de karşıya sünemiş bak. Evet, daha bir daha gel buradan gidelim. Daha bir dahakine biz ta o koyun orta tarafına kadar gidek. Gidelim orada da yarışım. Var mı sanki orada da? Vardır ya. Şeyler falan var ama. Oh, denize bak. Bak şimdi güneş yaktı. Evet. Evet.
He? Aynen. Burada hiç üşenmemiş kalkıyor. Allah sana kafayı. Nerede? Aha. Aynen ben şuna geliyordum. Ne o? P-P-A. Hiç üşenmemişler. Aynen. İleride de yapmışlar. Allah, ana mı? SM var ama yabancılar yaptı herhalde. Hmm. Büyük ihtimalle. Yazın çimeceğiz. Ben bir kere ıslandığımı çıkarım. Sen çıkmazsın da bana yetiyor. Denize sıramıyorum. Sıramıyorum değil mi artık? Şey korkuyorum ben. Allah Allah. Kardeşim. Sen de yaş aldıkça şey olmaya başladın. Hele yüzerken o altın boşluk olduğunu daha derin olduğunu hissettim ama ben gidiyorum. Aa. Bile dikildim ayaklarım yere değecek. Altın boş olduğunu hissettim panik atak geliyor. He panik atak geliyor. Ha havuzda. Bir tane geçiyor. Ayağım. Dikildim ayağım değiyor. Yani. Denize de. Evet, bir kahve içecek bir yer bulduk. Neresi? Hotel Atıcı 2. Hakikaten güzel bir yer. Bayıldım. Burası da güzel. Hem denize karşı burası da güzel. Denize karşı, evet. Aynen. Evet, köşkler falan var. Tam faaliyete geçince daha güzel olacak. Tabii otele ait mini bir restoran. Harika, güzel bir yer. Arka tarafta odalar herhalde. Aynen. Tam denize karşı burası da. Güzel. Bir zahmet canım. Evet, köşkler böyle. Sincir'in güzelliğine bakar mısınız? Hakikaten çok güzel. Çok kibar duruyor. Afiyet olsun. Denize karşı şöyle kahvelerimizi de içelim. Ondan sonra yavaş yavaş gidelim. Valizlerimizi zaten topladık. Yolcu durak bas kimseye bakmaz. Bu saatte erken sanırsam zaten kaç? 9 sene oldu mu? Erken daha canım. Daha hemen şey yapmayız canım. Az Şerifeciğimle de sohbet ederiz. Çünkü kamera... dediğin gibi araba dolu geçiyor ya. Hmm, bekleyelim. Beklemeyelim orada hiç. Aynen. Kamera sistemi de var. Evet kahvemizi güzel içtik. Otel Atıcı 2. Hakikaten harika ve güzel bir yer burası da. Bundan sonra kahvelerimizi içmeye buraya. Aynen aynen. Bayan ne dedi? Bir de bizim yemeklerimizi dedi. Bakın dedi. İnşallah bayram sonu. Evet burası. Otel odalar arka tarafta. Köşk, bahçe köşk de varmış bak. Tabii açık olmadı hiç sezon. Günaydın. Günaydın. Biz artık gidiyoruz. Tamam. Ne yapacağız? Yeğeni herhalde Kumluca'ya gidecekmiş. Nasıl yapacağız? Saati sorarız. Ha, Şerife dedi onu soralım dedi de. İnşallah bayram sonu artık. Ya şöyle o gemilerin o tarafa gittik biz de. Orada bir kahve içtik. Orada bayan dedi oteller kapanıyor dedi. Bugün yeni bir açıklama yapacakmış olacakmış herhalde. Onu konuşuyorduk da Şerife yok diyor. Bize şey yapmaz o dedi. Onlar yemek veriyor ya dedi. Ha, sınırlı olabilir oteller. Sanmam kapanmaz ya. Bilemiyorum da. Bilmiyorum da bugün bir şey olacakmış. Belli onlara, olacakmış. Onlara sınır koyuyorlar. Otellere, yatlara, geçen yıl yatlara koydular, otele de koydular. Bize öyle bir şey olmadı. Ha, şeyin,
Artık biz bayramın ikinci günü falan geliriz. Bize boş yer var herhalde. Şu iki kişilik küçük yer. Olur. Ama önceden şey yapmamız lazım. Ay, telefonlaşırız. Telefonlaşmamız lazım. Çünkü çok arayanlar var. Birinci günü olmaz da ikinci günü falan olabilir. Gene iki gün falan öyle. Üç gün fazla değil. Kızı ne kadar izin yapacak bilmiyoruz da bayram iznini. Evet. Ondan sonra biraz sıkıntı olur onun çıkması yani. Şey mi? Yok yok, ona dedim, sana değil. Bunlar o zaman serbestti. Kaç tane tarla vardı bende. Ama her tarlada mal güttümlere herkese yoğurt süt verildi. Ha, bunlar yani. Yokken? Bunlar yoktu. Canım. 16-17 sene. 16 sene. İki tane ineğim vardı. Hele bir tanesi vardı. O öldükten sonra öteki ineklere ısınamadım. Ay. O da sevdiğini seviyor. Sevmediğini ay. Şöyle. Onu evet. İlk göz ağrım. Bir de evet. Ya 2 yaşındaydı. İlk biz aslında karnındaydı aldığımda. Sahibi de zaten onu sütsüz diye satmış bana. Ha. Ondan sonra devamlı takip etti. İkinci biz aslında orada sağmış. 6 kilo süt vermiş. Ama annesi de 25 kilo süt veren ineklerden. Ben de aldım. Eşimle beraber çalışmaya gideceğiz. Bir hafta ineği almaya gitmedik. Bir de dedim ki Mayıs giripsin, samanım yok dedim. Her yer otlu. Evet. Ben almayacak diye ineği şeye satmış, hanımın akrabasına. Aziz de dedi ki hadi dedi ineği alalım gelelim. Biz vardık. Rahmetli, o da rahmetli oldu. Amcam dedi siz almayacaksın diye ben ineği sattım dedi. Kaça sattım? 67 milyona. O zaman. Kaç sene veri? Aynen. Şimdi 6-7 milyarı. Şimdi öyle. Şimdinin evet. Ha, ben de dedim ki Hikmet amca bir hafta dedim 7 lira şey mi yemiydi bu inek dedim. Hadi Aziz dedim. Garısının akrabası olduğundan ben dedi şimdi size ucuza verirsem dedi. Garı dedi bana laf söylerdi Aziz dedi. Tamam dedim ben. Hadi Aziz gidelim. Başka inek mi yok dedim. Çok geçmedi. Yarım saat sonra geldi. Gece geldi. Amcam dedi, ben sen dedi nasıl hayvana baktığını bileyim dedi. Şimdi vereceğin garı tarafına dedi, önünde ot olmayacak dedi, sıcağın bağrında göreceksin dedi. Ben şurada kavak ağacının diminde dedi, geviş getirse gene yeter dedi. Kavak yaprağı ise gene yeter dedi. Sabah alın gelin yine dedi, ama benim garıya dedi 67 aldım dedi. Sonra Hikmet amcaya verdim parasını, çektim geldim. O zaman 7 aylık hamileydi. Değil, bizası değil, karnında bizağı var. Hamile. İşte. Ondan sonra bize adı geldi. Hadi dedi erken geldi. Hadi dedi ineğe sağlam. Ben sağdım. Bıraktım yavrusunu. Çek bizayı dedi. Çektim taktım. Süt saklamış bizasına. Ay. Bir kez sağ dedi. 11 kilo süt sağdım. 9-10 da akşam verse dedi. Ana dedi ben bu sıra sütsüz diye sakladım dedi. Varmış kahveye. İkinci bizasında açılır. İnek. Üçüncüsü de daha fazla açılır. Daha sonra 25 kilo verdi. Hiç yemem vermedi. Yem vermedi. Vay maşallah. Ama öyle, sadece otlu yayılmakla. Öyle bir yer araştırdım ki o inekler daha güzelini bulur mu diye motorla rahmetli anacığımı getirdim çocuklarımın yanına. Ana çocuklarım bakın diye. Aziz de motorla aramadığımız yazır belen kumuca kalmadı. En son dedi en güzel sığır dedi Hikmet amcanın bize sığırı da şerif dedi çekelim gelelim. Nerede satıyor inek var veterinere soruyorum. Köy köy dolaşıyorum. En güzel benim olacak. Ya birinin boynuz uzun, kuyruğu kısa. Bilmem halası iyi değil. Ama getirdim bize sığıracağızım gari. Ben zaten şimdi şeyim olsa 20 dönüm arazim olsa 3 tane ne alırım. Vay. Şeyler çok seviyorum ben. Hayvanları. Hayvanları. Şerife dış işlerini çok seviyorum. Evet. Bahçe bak. İneğimde bir tane leke bulamazsın. Bir tek leke. Bak böyle ya. Üstüne. İlk ineğimi çıkarmadan evvel altını temizler. Samanla bir dökerdim gurulardı. Sabaha kadar akşama kadar zaten otlukta. Kışın bile gül sever altını gurulardı. Şurada güzel bakıyor. Senin geçtiğin yerde şimdi büz koydu. Yazın da oraya bir dikeldirdim. Bir yıkardım orada. Bak ya. Ama salardım. Giderdi. Hangi tarlada koyarsan orada bulurdum. Hiç gitmezdi. Evet. Bizası da meledi mi direkt gelirdi ama memesi ayaklarının arasına almazdı. Ay maşallah. Ortasına şu şeyi kısmına yumurtayı koyup götürürdü. Ama öyle bir güzeldi. Alası, malası. Hani anam bir yana, o bir yana.
Aynı anam gibiydi. Ay, işte ama bir de sütü vardı ki kaymak üstüne iki parmak tutardı. Yoğurduk hep bir çalı keserlerdi. Ay. Bir kilo 400, iki güne iki güne yanıp döverdim. Bir kilo 400 gram yağ solurdu. Maşallah. Şimdikiler yağ mı? Evet. O tereyağı bu arada yumurta yap. Ha, nerede dur. Şimdikiler. Birinde şeye gittik. Şimdi laftan lafa kaçın ya. Aziz dedim bir tane şey alalım. Keçi alalım. Gittik. O zaman çocuklarım vefat etti. Eşime gittik. Bir de çoban var ki geçiler. Aziz dedim ben buradan bir tane geçi beğeneceğim dedim. Adam ayağımda da paltonla şey var. Spor ayakkabı var. Bir arkadaşın orada bir tarla varmış da bakıp gel diye telefonu açtı. Onun arsaya bakmaya gittik. Vardık. Bu da Aziz çocuğu tanıymış. Abim dedi bana dedi bir geçi ver göster bakalım dedi. Abi dedi sana dedi çok sütlü bir geçi göstereceğim dedi. Göster bakalım dedi. Bir gösterdi. Ah gitmiş, baha kalmış. Dedim ki, abam sen ben dedim, paltona gördüm, dairede mi duruyorsan ya dedim ben. Hiç. Ben köy çocuğuyum dedim. Ben endende dedim, sen çoban diye cebimden çıkarın dedim. Hani endende meme dedim. Adam aykırılada gitti. En zayıf şeyi satacak, satacak sana. Anlamıyor ben, şey yaptı ben herhalde. Ben 6 tane de süt keçilerim vardı. Üçer buzlardı. Hmm. Oo, ben etmedim. Kalmadı. En sonunda bunda kaldık. Bir de koca kaldı elimde. Bizi çok azalı olan bir yine kaldım ben. Çok uygun fiyata ama süt damarları var. Adam bakmıyor. Geçiyle beçiyle salmış yine. Hmm. Eve getirdim. Adamdakinin 5 katı fazla süt aldım. İşte. Adam da şaşırdı. İnek ben süt çok diye bütün hayvanlar benim kapı önüne salarlar. Göz açılmadık. Kedi enik değil. Allah Allah. Azıcık şerif bakardı ya. Biberonla ya biberonla besledim. En sonunda gari iki tane çocuk var. Bir saat onlar doyuruyor. Evet. Bir saat de şeyleri alayım. 3 tane enik. Azizliğin birini tut. Hepsi üstüme çıkıyor. En sonunda yeter gari dedim. Tası önlerine koydum. Kavalarımı soktum içine. Alışın gari dedim. Yürümeye başladı da. Bizim baktığımız hayvanlar da keçine de 300 doğururdu. İyi baktığımız. Ay maşallah. Hani hayvanların şeyi. O da birisi parka hayvanlar geliyor. Oradan geliyor. Hmm. Evet. Çok baktım. Birinde babacığım telefon açtı. Kızım dedi. Bana süt al gel. Baba sen sütü ne yapacaksın dedim. Ya dedi bizim orada dedi. Yüklüğün altına dedi. Kedi yavrulamış dedi. Sabah da gece de annesine araba çarpmış dedi. Aynen. Ses geliyor dedi. Girip de alamadık da dedi. Baba dedim sen endeye bakamazsın ki dedim. Ta yeniyse bakamazsın. Yani. Ben dedim ben çocukları doyuran geleyim baba dedim. Gittim marketten bir koli bulduk. Girdim yüklüğün altına 3 tane enik. Ay. Ben gittikten sonra ana demiş. Enikler kurtuldu demiş. Hmm. Aziz de Şerif onlara güzel bakar demiş. Dediği gibi de yani. Tam bir ay biberonla besledim. İsmet amcaya telefon açtım veterinere. İsmet amca böyle böyle nasıl bakan? En küçük biberondan al dedi. Hmm. Yarı yarıya da su kat dedi. Ben yerden fazla kattım. İnek yağlı olduğundan kurtar. İşte. Ama Aziz'in kucağında. Şurasında büyüdü biri. Yorganın içine şuraya girerdi. Ay. Ya hayvanlar insanlardan daha sağlık. Evet. Gerçekten. Hele köpekler daha sağlık. Evet hele aynen. Ama benimki cinnet geçirtiyor. Ben uğraşıyorum. Senin Allah aşkına terliklerini gömüyor şey pamuk. Şerife'nin terliklerini hakikaten. Ya, o kadar apart müşterilerim vardı. Bir tek ayakkabı götürmez. Azizkini de götürmez. Seninkini. Seninkini niye götürüyor? Ben 2-3 gün şeye gittik ya. O çocuğa para topladım. Onların şeylerine bıraktın katıldı. Bıraktın beni diye. Beni bırakıyorsunuz, sen götürün kocayı diye. Bu yola çıkıyor, yolda beni bekliyor. Ben arabayı çalıştırıp dönüp geliyorum, yola çıkıyorum ya. Evden sen götürüyorsun. Evet. Yani bundan intikam alışı oluyor. Evet, evet. Terlikler hep tek tek. Garip gitmeli bir şey. Aynen. Garibanlar. Alayım. Kolay gelsin. Bak şimdi çiçek hastası. Çiçek hastası Allah Şerife. Allah bilir, rakip olacağım. Hep buna var çiçekleri. Ay şunlara bak. Şey sen şuna bak. Şu renge bakar mısın? Balkona koyayım size hocam. Ay ne kadar güzel. Kadıkın. He onu diyorum ya. Ay, ay. Ne bileyim ben Kumluca'ya gideceğiz sanıyordum.
Yok koca dedeyi, filipe el halinde var. Ha. Şunlardan al, eksene bak seni. Ondan çıkıyor zaten bir dünya. Öyle mi? Oo, ondan bir dünya çıkıyor. Böyle değil mi bu? Cam güzel o, cam değil güzel ben ya. Şunu diyorum. Küpelilere. Aradan çiçekler bunlar. Ha. Yok mu senin bahçede bunlar? Ali abi. Senin bahçede yok mu bunlar? Bunlardan var da. Hı. Bunun beyazı da var. Kestiğini görüyor musun? Miskin kokuyor. Ha. Evet. Oh, içim açtı. İyi oldu. Çubuk şeyler var. Ay ne şey, açık açıklar ne kadar güzel gözüküyor baksana. Kız nereye gidiyor? He? Fesne. Beyazı var ben. Oradan götürdüm alıp çıktım götürdüm. Aa sen doktayım o şey değil mi? Dereotu aynen. Dereotu. Antalya'da bulamayacağım da. Buradan götürürüz. Evet şimdi anlat Şerife'ciğim bu kermesten alışveriş yapacağız. Ne içindi hayatım? Ne içindi hayatım? Eşeme hastası diye. Heh. Aybars bebek için. Aybars evet. Bebek için. İki evet. Aylık mıydı? Hemen hemen herhalde. Oralarda 17 eski parayla 17 trilyon lazımmış. 10 trilyonu geçti toplanan para. Geri kalan da kermeslerde ve bağışlarla evet, inşallah onun için, toplanır. Evet biz de katkımız halkımız olsun diye. Yandı. Evet biz de katkımız olsun diye gitmeden biz de bir şeyler alalım. Bu hep yiyecek üzerine. Tamam ablam dur. Keşkek keşkek. Öyle mi? Memnun oldum. Bu da... El simi. Hep yiyecek üzerine mi var? Hayır şöyle el tatlı. Ürünlerimiz ha, var. Tamam onlara bakalım. Yine cevane o. Şimdi ben ismi Hakan'ıma şey alabilirim. 15'er dedim yazmalar. İkisine 25 vereyim dedi. Sen ikisine 28 lira ver anlaşalım. Ya yoktur zorlamam. Ne kadar bu? Abla zaten destek amaçlı aynen. Bu. 30 ver abla sen. Ver abla. Şş, şu ne kadar canım? Çocuğa gidecek kendilerine değil. Ben biliyorum çocuk benim ev sahibine topluyor. Bebekler 80 lira. Şu ne kadar 100 lira hayatım? Değişiyor. Ay ne kadar güzel. Bunu ne kadar yapıyor? 80 lira değil mi? 80. Bu 80 lira şu yelek büyük olan. Geliyor mu? Ya bunu bayan kendisi normal dedi. Kendisi normal müşterileri. 5 lira ver buna. 200 lira ver dedi. Boy boy dedi yani. Ne diyor hani gönlünüzden ne koparsın? Bir alıyor da lan. Ya ben Hakan'ı alacağım da. Hayır ne çıkarın eleme. Modeline, ipine göre değişiyor ablacığım. Hepsi 80 değil. Öyle mi? Hı-hı. Mesela küçükleri 20'şerden bile veriyoruz yani. Hangisi? Şu mu? Aynen yelek alalım. Şunu alayım aynen. Abla sen şunu bir alayım canım. Ne kadardı bu? Bunun fiyatı 30 lira. Tamam. Tamam. Şerife nerede? Yazmalar ne kadar? 15'er. Yine battaniye 30 getireceğim. Allah aşkına alma Şerife'ye bende bir sürü yazma var getireyim. Yine poşetten ya, katkı olsun şey katkı diye alıyorum ben katkı. Ha başka şey mi bakayım? Evet. Poşetler nerede? Sadece bu mu olacak sizin ablacığım? Dur bakıyorum ablacığım daha. Bebek battaniyelerimiz var. Hepsi el örgüsü. Battaniyeniz çok da farklı bir şey var mı diyordun? Ondan var. Ondan mı? Tamam bunu al madem ya. Pike takımı. Birkaç avlumuz kaldı. Kumca da tükendi. Cuma günü yaptık. Gonca geldi. Bir tane seçelim. Bayağı uzun süren. Beyazını seçelim. Değil dedi. Hani 200 lira değil. Şu neymiş? Evde 3 kere dolu. Alayım bir tane de kızla senin. Yelek. Ben yelek istemiyorum. Şeye. Senin fıstığa. Olur mu bu? Bilmiyorum ki yaşımda o. Bu ne kadar? Bu da 30 lira ablacığım. İki tane alayım ben hadi. Tamam. Alacaksan sen de al bir tane ona. Ben kırmızıyı da Hakan'a aldım. Patikler de vardı böyle patikleri. Yok yok. Teşekkür ederim ablacığım. Kesene bereket. Almıyor musun? Şunu ben günlük bağlayacaktım. Artık uygun verin de alayım.
Yeterin daha yazmak yok sene. Orada 5 adalar var. Adresan sizinmiş Şerifeciğim. Vallahi bizim de işlerimize kadar alabiliyorduk. Tarla kaldı. Olsun. Bu da anacığımın sayesinde. Şimdi ya bizim çocuklar rahatsız olmasa biz o zaman tarla alırdık. Evet. Senin oturduğun yerde ben oraya domates tarlasıydı. Yazık domates satıyorduk. Alalım çalıştık. Öyle ki bize 5-6 dönümde yer yetmiyordu çalışmak için. 3-5 dönümde sera kiralamayı düşünüyorduk ama çocuklar uyumadığı için uykusuz. Evet. Bakımı, rahatsızlıkları derken. İnekler de anlaşmış gibi hep gece 2-3'te kuzalardı. Ay. Uykusuz gözümden akıyor. Gündüz çalış, gece çocuğum. Yani. Aynı gece kuzaladı iki tanesi. İki tanesi aynı gece de aynı saatte. Demiş, eli bereketli. İkisi de erkek. Gece saat 4'te babam aradı. Baba benim tosunlar kaçtı mı dedim. Ne tosunu kızım dedim. Baba sığırlarımızı aldı dedim. Hadi gözünü aydın dedim. Tarla koşacaksan öküz arama kal. İkisi de erkek dedim. Tamam kızım dedi. Yoğurtası da gani olacağız yine dedi. Ama ben şöyle bir hafta 5'er kilo dağıdırdım. Yaşlılara bir de çocuklara. Ha, işte. 5'er kilo. Yani öyle 1 kilo 2 kilo değil. Çünkü evet. Yani çok canım yandı ya. Ha, evet. Millete varadık, ben süt vermeyiz. İşte gece süt vermeyiz. Burası papaz koyu, halk açık. Aa, piknik alanı. Daha geldik biz buraya, burada kamp kurduyduk. Biliyorum burayı ben. Öyle mi? Tabii canım buraya geldik biz. Kamp kurduk, bir bayramda geldiydik. Aynen, her şey için çok çok teşekkür ederiz. Tüm müzeye, Fotogar'a kadar da getirdiler. Yine görüşmek üzere. İnşallah bir ay sonra görüşmek dileğiyle Şerifen. Sana şey kalmıyor mu? Tamam, kalmayayım. Buraya kalma. 4 tane firma vardı. Hangi erken gidiyorsa. Tamam, bakarız şimdi içeride. Evet. Nihayet evimize geldik. Hakan'ıma kavuştum. Evet arkadaşlar, şimdi bunları Şerifeciğim, gönlü güzel arkadaşım benim. Bizi kermese götürdü, bir payın olsun diye. Her şey Aybars bebek için. Finike, Kumluca, Adrasan. Maşallah o kadar güzel kermesler yapıp bayağı bir yarısını herhalde toplamışlar. Dedim tabii ki alırım. Ben de Hakan'ıma iki tane yelek aldım. Senin de kaptı payın olsun dedi. Yok mu Antalya'da falan dedi. Vallahi hiçbir bilgim yok dedim. Buradan öpüyorum Şerifeciğimi. Çok duyarlı öyle şeylere. Şşş! Anneannesinin tosunu. Anneanne derdi. Şşş! Oh! Evet, nihayet evimizdeyiz. İnşallah bir ay sonra tekrar planımızda gitmeyi düşünüyoruz. Havalar ısınsın, daha güzel olacak. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.